Merhabalar arkadaşlar, ben Onur Kalafat. Ben bir SEO uzmanıyım. Evet, şimdi sizlere Screaming Frog yazılımı ile 300 web sitenizdeki 301 yani yönlendirme bağlantılarını tespit edip bu yönlendirme bağlantılarının yol açtığı web sitenizdeki gecikmeleri nasıl elimine edeceğiniz, yani onlardan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Böylece web siteleriniz daha hızlı çalışmış olacak. Bir yerden bir yere yönlenirken boş boşuna orada ziyaretçileriniz beklememiş olacak ve web sitenizin SEO'suna, yani arama motoru optimizasyonuna bu fayda edecek. Hemen arkadaşlar ekranımı paylaşıyorum. Bir saniye, şuradan evet paylaştım. Peki bakalım. Şöyle indirdik şu ekran kayarken. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada ben kendi web sitemi tarattım. Ve şurada yanıt kodlarından response codes denilen yerde Screaming Frog'da 301 pardon 300 bağlantıları, yani redirection'ları, işte bunların arasında 301 olabilir. Yani tam anlamıyla moved permanently, yani tamamen yönlenmiş, ya da 302 halen bulunabilen bağlantılar, found bulunabilen bağlantılar. Ben şunlardan ikisini düzeltmiştim. Gelelim şimdi, şurada bir bağlantı varmış arkadaşlar ve bu bağlantıyı bakalım nasıl bir şey, ne yapıyor bağlantı. Metrika.yandex.com bağlantısı arkadaşlar. Bulunuyor ve şu anda non-indexable, yani şu anda indeks edilemiyor. Ve gördüğünüz gibi redirected, yani yönlenmiş arkadaşlar. Ve şurada inlinks de bulabilirsiniz diyor, bir tane var. Evet, bu arkadaşlar şu adrese yönleniyor. Ama nereden? Bakın. Şimdi bu adres arkadaşlar, şu metrika.yandex.com adresi geliyor metrika.yandex.com/about adresine yönleniyor ve bu yönlenme esnasında 59 saniyesi, tabii 59 saniyesi, bir saniye buradaki burada bir hatam olabilir arkadaşlar, saniyesi diyorum ama bir dakika, bir saniyede 10 saniyesi var. Demek ki bu nasıl bir şey? Evet, burada biraz cahil kaldım. Kusura bakmayın, saniye mi saniyese mi olduğunu ben de daha tam bilmiyorum gerçekten. Ama bunların düzeltilmiş olması gerektiğini biliyorum. Ve bu bir gecikmeye yol açıyor. Bakın arkadaşlar, buradan bu adresteymiş bu. SEO nedir makalemde. Ve şuraya gidiyor. Pardon. Evet, buraya gidiyor. Ve buraya gitmesine rağmen buradan yönleniyor bu bağlantı ve şuraya gidiyor. Ve buraya giderken 59 saniye yani boyunca ziyaretçileri bekletiyor. Anlayacağımız üzere 59 saniye boyunca ziyaretçilerimizi bekletiyor ve web sitemizi yavaşlatıyor. Ve bu bağlantı Yandex Metrika Çapa Metin Anchor Text üzerindeymiş. Bakın, Yandex Metrika metni üzerinde. Şimdi o zaman ne yaparım arkadaşlar? Gelirim buradan şu Yandex Metrika metnini kopyalarım, değil mi? Şu from bağlantısını, yani buradan olan bağlantıyı open from in browser'a basıp browser'ımda açarım. Yani tarayıcımda, internet tarayıcımda açarım. Bakın, açtım. Evet. Şimdi geldim burada, Ctrl F'ye bastım. Ctrl V'ye bastığımda yapıştırdım ve bu bağlantıyı buldum. Bakın, burada bir bağlantı var ve bu bir 301'e dönüşmüş. Bakalım, kontrol edelim. Bastığımızda bu bağlantı, bakın, yandexmetrika.com about'a gidiyor. Fakat aslında bu yönleniyor. Nereden yönleniyor arkadaşlar? Hemen tekrardan bulalım. Bakın, nereden yönlendiğini ise sitemizin, WordPress sitemizin yazı editöründe göreceğiz. Kontrol panelindeki yazı editöründe. Eğer ki WordPress site kullanmıyorsanız
Yazılımsal bir site kullanıyorsanız kod bölümünde orayı bulabilirsiniz. Bununla beraber diğer içerik yönetim sistemlerinde de yani content management, CMC'lerde işte Wix olur, işte Shopify olur da yani bir sürü. Onlarda da kendi yazı editörlerini, kontrol panellerini ya da yazı editörlerini de bulacaksınız. Bakın arkadaşlar, buldum hemen bağlantıyı. Geldim üzerine. Bakın gördüğünüz gibi şuraya gidiyor. Ama buradan web sitesi Yandex Metrica kendi içerisinde bir 301 kurgulamış. Yani aslında şuradan şu bağlantıyı gitmiyor. Şu, ay pardon, burası bu olmayacak, pardon. Şuradan geliyorum hemen yeniden. Yani şu redirect olan bağlantıya, about bağlantısına gidiyordu ya, bunu kopyalarım. Gelirim. Buraya yapıştırırım arkadaşlar. Şimdi evet. Şu bağlantıyı veririm. Artık yandexmetrica.com adresinden yandexmetrica.com/about adresine yönlenmeyecek. Yönlenmeyince ne olacak? Buraya basan kişiler daha çabuk bağlantı sağlayacaklar. Ve yani bu ne ya, işte web sitesinde şuraya basıyorum, bekliyorum, buraya basıyorum, bekliyorum gibi tepkiler vermeyecekler böylece. Şimdi arkadaşlar evet, oraya şey yaptık. Şurada kaydet butonu olacak, yani güncelle butonuna bastım. Güncelledim ve güncellendi. Bakın şimdi açıyorum web sitemi. Pardon, daha güncellememiş, güncelliyor. Şimdi güncelledi. Pardon, bir saniye, biraz takılıyor. Tamam, o günceller. Biz de arkadaşlar bu esnada şimdi gelelim bakalım 301 bağlantımızı düzeltmiş miyiz? Şu yukarıdaki iki tanesini az evvel bu videoyu çekmeden önce düzeltmiştim. Şimdi kontrol edelim şuradan. Tekrardan bir tarattırayım sistemi. Yani o yukarıdaki 3 tane yönlendirme şimdikinde gözükmeyecek. Daha az olacak. Ve böylece tüm bu 301 redirection'ları temizlediğim zaman web sitemde 301 redirection hatası gözükmeyecek. Ve böylece web sitem daha hızlı çalışacak. Burada sonuçları verirken biz de hızlı bir şekilde bir hız testi yapalım arkadaşlar. Evet. Çağımız hız testi, hız zamanı, hız çağı gerçekten. Şöyle diyelim. Evet. Google Page Speed Test diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Peki. Mesela bu sayfa bazında kontrol edeyim. Çok fazla içerik olan bir sayfa bu. Yine de sayfa bazında içeriklerinizi hız testi yaparken sayfa bazında hız testi yapmanız daha fayda eder. Çünkü ben şu anda bu sayfada indeks almaya çalışırken daha iyi hızlı açılmak, işte faydalı içerik sunmak, ziyaretçilerin bekletmemek, onlara güzel bir içerik, güzelce harmanlanmış bir içerik sunmak istiyorsam eğer, bu takdirde o sayfanın şeyine, hız testini almanın. Bakın SEO yönden 97 verdi. Yeni uygulamalar 83, 96, 83. Mobilde, masa üstünde ise hepsinde 95 üzeri verdi arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradan bakın. Evet, az evvelki Yandex bağlantısı. Ha, şurada bir tane daha gözüküyor. Yandex, ama bu kadar yoktu galiba. Bir dakika. Şunu, evet, pardon, bir saniye. Şuradan ebat'tan nereye yönleniyormuş? Buradan da buraya yönleniyor. İlginçtir, onu da düzelteceğim. Bu da 55 saniye. Demek ki bir 301 chain, yani 301 zincirlemesi olmuş. Önce oraya yönlenirken oradan da oraya yönleniyormuş metrikada. Şimdi 55 saniyelik bir gecikme var. Onu düzelteceğim. Ve bu şekilde arkadaşlar. Evet, ben size videonun çok uzun olmasını sıkmadan ve videoyu tekrar başa alıp dinleyebilmeniz açısından şimdilik burada durduruyorum videoyu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.
Tüm videolarımı mimozabilişim.com/seo_blog yani video blog VLOG adresinden izleyebileceksiniz. Çoğunu oraya yüklemekteyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok iyi bakın kendinize.